Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Ankara Anlaşması'nın artık sonuna geldik tamamen ve şunun şurası sadece 2 hafta gibi bir şey kaldı. Zaten 24 Aralık'tan itibaren Christmas tatili var. O yüzden o aralıkta da çalışmayacaklar diye biliyorum. Ve sonuç olarak nereden baksak 2 hafta gibi son bir süreç kaldı. Tabii bu noktada artık yeni bir soru akıllara geliyor. Bu da 31 Aralık'tan sonra alınan TLS'den alınan randevuların geçerli olup olmayacağıyla ilgili. Yani bunun için birçok açıklama var. Herkes kafasından bir şeyler söyleyebiliyor. Herkes düşüncesini aktarabiliyor tabii ama hani bu neye sebep oluyor? Çok fazla bir kafa karışıklığına sebep oluyor. Çünkü kimsenin aslında bir dayanağı, bir kaynağı çok fazla yok. Aslında bununla ilgili birkaç tane kaynak var. Ama bunlar da çok açıklayıcı değil. Ben onlardan da bahsedeceğim. Onları da size ekleyeceğim videonun içerisinde. Görebilirsiniz. Şimdi şöyle ki arkadaşlar. Bildiğiniz üzere öncelikle İngiltere'nin GoUK web sitesinden girip bir form dolduruyoruz. Online bir form dolduruyoruz. Ardından da TLS'nin sistemine giriyoruz ve oradan bir de randevu alıyoruz. Ve iki tane ayrı başvuru yapmış gibi görünüyor. İki ayrı sistem üzerinden yapmış gibi görünüyor. Ama aslında bunların hepsi tek bir sistem. Şimdi buradaki ayrıcı unsur şu ki bizim başvuru tarihimiz 31 Aralık 2020'den önce olması gerektiğini zaten biliyoruz. Bu şekilde açıklama yapıldı. Peki bizim başvuru tarihimiz hangisi olarak kabul edilecek? Şimdi burada şöyle bir şey var. Daha önceki paylaşımları takip ettim ben. Ve sağ olsun bir danışmanımız paylaşmış. Bir önceki, yani bundan önce nasıl yapılmışla ilgili bazı içtihatlar paylaşılmış. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Tabii ki içtihatlar, yani daha önce alınmış kararlar bağlayıcıdır çoğu zaman. Yani deyip bakın siz önceden bunu yapmışsınız, ben de bundan yararlanmak istiyorum gibi bir şey diyebiliyorsunuz. Ama şöyle bir durum da var ortada. Şu an bu yeni bir durum ve yeni bir durum olduğu için sizi kontrol edecek memur. Yani sizin dosyanız gitti diyelim. 1 Ocak başvuru yaptınız. Dosyanız kontrol memuruna gitti. Kontrol memuru bunları bilmiyorsa, henüz onlara bir açıklama yapılmadıysa, kontrol memuru ya bu 31 Aralık'ta bitmiş de deyip size red verirse siz bununla uğraşmak zorundasınız. Yani sistem tamamen hemen o biliyoruz ve böyle olacak diye bir şey değil her zaman. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Mesela 1 Ocak'ta başvurdunuz. Parmak izni verdiniz yani. Daha sonra işte Şubat'ta Mart'ta açıklandı. Sizin tekrar red geldi ve sırf işte geç başvurduğunuz için bunun için itiraz etmeniz gerekiyor. Yani tekrar bir süreci başlatmanız gerekiyor. Böyle bir zorlu bir süreç olabilir. Çünkü dediğim gibi ilk önce 1-2 kişinin bunu deneyip itiraz edip olumlu sonuç alması gerekiyor ki sizin için de bu geçerli olsun. Tabii bu ne zaman? Yani eğer İngiliz hükümeti bununla ilgili bir çözüm üretmezse daha 31 Aralık'tan önce böyle olması gerekiyor. Yani oradaki adama da biraz bağlı. Oradaki adamlar, kontrol eden memurlar eğer bunun geçerli olduğunu biliyorlarsa size normal süreci devam ettirirler. Ama bunu bilmiyorsa 31 Aralık'ta bitecek diye onlara gittiyse önce size red verirler. Siz tekrar itiraz edersiniz. Daha sonra işlemler başlar. Tabii bu ne olacak? İlk etapta birçok kişiye red verirler geç başvurduğunuz diye. Ama itiraz edersiniz. İtirazınız haklı bulunursa tabii ki onaylanır. Şimdi size tabii ki sağ olsun dediğim gibi başka bir danışma arkadaşımızın paylaştığı metni şuraya koyuyorum. Tabii ki bu dediğim gibi eski sistemlere uygun bir şekilde açıklanmış içtihatlar. Şu anki durumda ne olur bilemiyoruz. Ama sonuçta böyle bir şey yapılmış zamanda yapılmış. Burada dikkat edilmesi noktalardan birisi de şu ki ödemenin yapıldığı gün baz alınır diye bir tabir var. Şimdi şöyle bir şey, biz online form doldururken zaten bir ödeme pek bizden istemiyor. TLS sayfasına girdiğimizde ödemeye randevu alır almaz istiyor. Eğer ödeme noktası burada point ise, yani ödeme noktası önemli olan kısımsa, zaten biz ödemeyi 31 Aralık'tan önce yapıyoruz. Bu noktada sıkıntı yaşanmaz. Ama sonuçta yine GoUK'in sitesinde yazan notları da sizinle paylaşacağım. Görebilirsiniz. Bu GoUK'in sitesinde yazan yerlerde de şöyle şeyler geçiyor. Diyor ki, başvurunuzun tamamlanması için parmak izninizi de vermeniz gerekiyor. Parmak izninizi vermediğiniz sürece başvurunuz başarılı sayılmayacaktır gibi tabirler var. O zaman buradan da ne anlamamız gerekiyor? Buradan da anlayabiliriz ki bizim başvurumuz sadece GoUK üzerinden yaptığımız online başvuru değil, aynı zamanda parmak izi de bu başvurunun bir parçası. Yani şöyle ki mesela kimlik belgenizi ya da pasaportunuzu nasıl dosyaya eklemezseniz eksik olursa bu da onun eksikliği gibi bir şey. Mesela şöyle düşünün, online form dolduruyorsunuz, TLS'den randevu alıyorsunuz ama randevuya gitmiyorsunuz. Sizin başvurunuz yine de devam ediyor mu? Hayır, etmiyor. O zaman sadece online başvuru yeterli değilmiş demek ki. Yani bu noktada iki tane
iki tane ayrı görüş var. Bu iki ayrı görüşün de savunduğu noktalar var tabii ki. Ama burada kimse size şunu diyemez. Evet, 31 Aralık'tan sonra yapacağınız bütün parmak izi başvuruları %100 kesinlikle kabul edilecektir diye bir şey yok. Bunu kimse diyemez arkadaşlar. Çünkü bununla ilgili henüz alınmış bir karar yok. Şimdi bazı insanlar da şunu diyecektir. Geçmişe yönelik İngiliz hükümeti aldığı kararı uygulayamaz. Arkadaşlar bunu yaptılar daha önce. Yani bu uygulayamaz mı uygulayamaz. Yani Türk hukuk sistemi olarak düşünmeyin. İngiliz hukuk sistemi Türk hukuk sisteminden tamamen farklıdır. Mesela örnek vermek gerekirse önceden Ankara Anlaşmalılar 4-5 yılda vatandaşlığı alabilirken 4 ila 5 yılın arasında yani. Şu an 5. yıldan itibaren alabiliyorlar. Mesela bir yıl uzatıldı bu süreç. Bunu nasıl yaptılar? Dediler ki bizim yasamızda böyle bir açıklık varmış. Bu şekilde olacak dediler mesela. Ve mesela Türkler işte Ankara Anlaşması'na daha önceden başvurmuş insanlar bunun için büyük paralar toplayıp mahkemeler açtılar. Ama kaybettiler. Çünkü İngiliz hükümeti dediğim gibi bunu yapmak istediği ve yaptı ve başardı. Yani hani Türk hukuk sistemi gibi düşünmemek lazım bu noktada. Hani geriye dönük de uygulayabiliyorlar. Çünkü bir açıklık varsa onu tamamlayabiliyorlar. Ve şu an yeni bir yasa çıkarttılar göçmenlik yasasıyla ilgili. Ve 1 Ocak'tan itibaren o uygulamaya girecek. Yani yürürlüğe 1 Ocak'tan itibaren bu girdiği için size şunu da diyebilirler. Bak artık yürürlükte bu var. Ve sen 1 Ocak'tan sonra bu işi bitirmişsin. O yüzden bu kurallara göre değerlendireceksin dilebilir. Bu tamamen dediğim gibi onların elinde. Ama burada yani karar mercisi tabii ki sizsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? O önemli. Siz diyorsanız ki ya arkadaşım ben uğraşırım. 31 Aralık'tan sonra parmak izimi veririm. Ocak'ta, Şubat'ta neyse veririm başvurumu. Eğer red gelirse bu yüzden de gider itirazımı da yaparım. 1-2 ayda itirazı beklerim. 4-5 ayda bütün süreç bitsin. Benim bu kadar sabrım var ve ben uğraşırım diyorsanız tabii ki bu yöntem açık ve uğraşabilirsiniz. Ama ben kardeşim riske atmak istemiyorum. Ben bir de itirazla mı uğraşacağım? Bir de İngilizlerin işte yapacağı şeylerle mi uğraşacağım? Hiç riske atmaya gerek yok diyorsanız 31 Aralık'tan önce randevunuzu alın. Yani tabii ki işte bunun ücretli randevular var. 1000 TL, 800 TL gibi değişiyor. Ama arkadaşlar zaten İngiltere'ye geliyorsanız bu paralar sizin için İngiltere'ye geldiğinizde çok küçük rakamlar olacak. Yani 1000 TL burada 100 pound falan olacak ve siz bu 100 pound buranın 100 lirası gibi düşünün. Yani gerçekten İngiltere'ye geldiğinizde bu paraların daha fazlasını kazanacağınızı bir düşünün. Ve şöyle sorun kendinize. Ya ben bu parayı zaten oraya gidebilirsem kazanabileceğim. Bu kadar küçük bir parayı dert etmeye gerek var mı diye düşünün. Tabii Türkiye standartlarında bu yüksek bir para. 1000 TL tabii ki yüksek bir para. Danışmanlar işte yine yüksek miktarlar istiyorlar. Ve bunları ödemesi gerçekten bayağı bir külfet. Ama arkadaşlar sonuçta bütün bunları yaptığınız zaman kazanacağınız İngiltere vizesi de sonuçta iyi bir şey. Ve yatırım yapmadan bir şeyler almak her zaman kolay değil. Yani ancak kumar iddia oynayarak yani çok düşük miktarlardan çok büyük paralar kazanabilirsiniz. Çok büyük avantajlar elde edebilirsiniz. Yani illaki yatırım yapmak gerekiyor bir şeylere. Siz de sonuçta kendinizin İngiltere'de kuracağı şirkete yatırım yapıyorsunuz. Öyle düşünün. Ve buraya geldiğinizde o parayı kazanabileceğinize inanın. O yüzden arkadaşlar size şunu söyleyeyim son olarak açıklayıcı olarak. Kimseye inanmayın bu konuda. Eğer size bir kaynak, size bir resmi belge sunmuyorlarsa ki şu an kimse resmi olarak bir şey sunamıyor size. Ben takip ediyorum ve kesinlikle böyle bir şey şu anlık sunulmuyor. Eğer böyle bir şey olursa, mailler gelirse ben cevap veririm. Benim danışmanlık yaptığım bir iki kişi var mesela ve onlara yine bunlar Ocak'tan sonra almak istiyor. Hatta yani Aralık'tan sonra değil Ocak'tan sonra almak istiyor. Ben danışanlarıma diyorum ki bakın arkadaşlar bu risk. Hani size bağlı bir risk. Ve biz mailimizi de attık GovUK'ye. Dedik ki bakın böyle mi olacak, şöyle mi olacak? Immigration'a maillerimizi attık. Henüz bir cevap da gelmedi. Ve şu an yoğun oldukları için de çok kısa sürede cevap vermiyorlar. O yüzden arkadaşlar danışmanlık almayı düşünüyorsanız yani bunu iyice siz karar verin. Danışmanınıza bırakmayın bu kararı. Ben mesela bu kararı kendime almıyorum ve danışanlarıma diyorum ki siz seçin. Çünkü onların bilebileceği bir şey. Yani tamam eğer siz Ocak'tan sonra başvurur ve red alırsanız itirazımızı ederiz. Bu çok zor bir süreç değil. İtirazımızı ederiz. Ama sabır gerektiren bir süreç. O yüzden zor. Çünkü siz 2 ay zaten cevabınızı bekleyeceksiniz. Red gelecek. Sonra itiraz edeceksiniz. 1-2 ayda onu bekleyeceksiniz. Ve uzun bir süreç olacak. Yani bunu katlanabilecek misiniz? Bunu düşünün. Yoksa bizim için çok da bir sıkıntı değil. Biz sizin adınıza zaten bütün işlemleri yapıyoruz. Onun dışında bunların dışında daha önce alınan kararlara istinaden tabii ki fikir yürütülebilir. Burada da dediğim gibi işte yani itiraz süreci giriyor. Ya da arkadaşlar 31 Aralık'tan önce randevularınızı almaya çalışırsınız.
Şimdi şöyle, evet, formu dolduruyorsunuz. Formu doldurduktan sonra bir kere şehir seçme hakkınız var. Ve mesela İstanbul'a girdiniz, hiç boş yer yok. Arkadaşlar 2 dakika birazcık uğraşın ve bir tane daha form doldurun, İzmir'i seçin. Bir tane daha form doldurun, Ankara'yı seçin. Bir tane daha form doldurun, başka bir şehir seçin. Tabii ki oraya gitmek de bir külfet. Ama yani bu işi gerçekten istiyorsanız, yani ben bu işi şans için, öyle denemek için yapmıyorum ama gerçekten İngiltere istiyorum diyorsanız, birazcık yani bu külfetin altına girmeniz gerekiyor. Gerekirse İzmir'e gidin, gerekirse Ankara'ya gidin, gerekirse İstanbul'a gidin ve gerekirse paralı randevu alın, hiç riske girmeyin, hiç kafanızı ağrıtmayın. Yani bu da böyle bir süreç. Sonuçta dediğim gibi her türlü bu işlem uzayacak. Ama ne olursa olsun bu kararı kendiniz verin. Çünkü bu kararın sonucunda karşılaşacağınız süreç tamamen sizi ilgilendiriyor, başkasını değil. Bu nedenle arkadaşlar lütfen ortalıkta dolaşan her bilgiye inanmayın. Sadece ve sadece gerçekten Go UK'den ya da Immigration servisinden gelecek resmi bir açıklama varsa onu takip edin. Sakın Türk hukukuyla düşünmeye çalışmayın. İngiliz hukuku Türk hukukundan tamamen farklı. Ve son olarak arkadaşlar birazcık bekleyin, sabırlı olun ve kendiniz düşünün. Ben bu işi riske atabiliyor muyum, atamıyor muyum? Ona göre 31 Aralık'tan önce veya sonrasına başvuru yapmak tamamen sizin inisiyatifinizde. Başkalarının ne söylediğine, başkalarının ne yaptığına inanmaya ya da işte onlarla şey yapmaya gerek yok. Yani bir koyun atlıyor diye diğerlerinin de peşinden gidip atlamasına da gerek yok. Bunu riske atmak yani sonuçta sizin kararınız, sizin hayatınız. Başkalarının bunu etkilemesine çok fazla izin vermeyin. Bu şekilde arkadaşlar. Yine bana ulaşmak isterseniz danışmanlık olsun, business plan olsun. Aşağıda mail adresim var. Oradan ulaşabilirsiniz. Yorum yazarsanız sorularınıza cevap vermeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yani dediğim gibi umarım hepiniz başarılı olursunuz ve İngiltere'de tekrar konuşuruz, tanışırız. İngiltere'den size selamlar. Yolunuz açık olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.